30 yıl Ermenistan işgalinde kalan ve Ermeniler tarafından yakıp yıkılan Karabağ, Türkiye'nin de desteğiyle yeniden inşa edilecek. 44 gün süren Karabağ harekatının ardından kurtarılan Karabağ'da Ermenilerin yıktığı yerlerin raporu hazırlandı. Ermeniler 30 yıl boyunca Karabağ'ın tarihi, kültürü ve dini yapılarını yerle bir ederken Azerbaycan bununla ilgili uluslararası ceza davası açacağını duyurdu. Ermenilerin yıktığı tarihi yapıların listesini ve raporunu hazırlayan Azerbaycan bu raporu UNESCO başta olmak üzere tüm ülkelerin temsilcilerine gönderdi. Karabağ'ın inşası için çalışmalarına başlayan Azerbaycan'a en büyük desteği Türkiye verirken birçok Türk şirketi şu anda Karabağ bölgesinde karayolu açma çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ı ziyaret ederek Karabağ'ın yeniden inşası için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile çalışmaları görüşecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Aksoy, Azerbaycan'ın kurtarılmış topraklarında yeniden yapılanma ve restorasyon çalışmalarının nasıl planlanacağı konusunda Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanları düzeyinde bugünlerde tartışmalar yaşandığını not edebilirim. Ermenistan, işgal altındaki Azerbaycan topraklarındaki kültürel mirası uzun yıllar ihlal etmiştir. Bu topraklarda altyapı ve rekonstrüksiyon çalışmalarının yanı sıra kültürel ve tarihi eserlerin ve öğren yerlerinin restorasyonu da ön plandadır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki haftalarda Azerbaycan'ı ziyaretinin ardından Karabağ'ın yeniden inşası ve restorasyonuna yönelik faaliyetlerimiz yoğunlaşacak. Bir an önce bahsettiğim kültürel ve tarihi eserlerin restorasyonu ve korunması da bölgede turizmin gelişmesine ivme kazandıracak dedi. ABD'nin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı bitmek bilmezken Biden daha seçilmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı darbe imasında bulunmuş ve büyük bir tepki toplamıştı. Ellerini Türkiye'nin üzerinden çekmeyen ve her türlü kirli hesabı yürüten ABD, Türkiye'nin müttefikinden çok düşmanı gibi davranmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi Amerika'nın güdümünden çıkarması ve özellikle savunma sanayisinde bağımlılığı azaltması ABD yönetimini rahatsız ediyor. ABD yönetimi Türkiye'nin bölgede güçlenmesinden rahatsız olurken, Türkiye'nin düşmanı ülkelerle işbirliğini artırarak Türkiye'yi engellemeyi planlıyor. Yunan Profesör Lonis Mazis, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'deki hükümetinden memnun olmadığı için Yunanistan'ı desteklediğini söyledi. Mazis, ABD Başkanı Yunanistan'ı desteklediği sürece Bidenopoulos olacaktır. Yani Atina'yı destekleyecek. Biden'ın seçim kampanyasında söylediği gibi, Erdoğan iktidardan ayrılırsa veya Erdoğan'ı devirirse, ABD Yunanistan'dan çekilecek ve Türkiye'yi destekleyecektir. Türkiye'de muhalefet iktidara gelirse Bidenopoulos birden Bidenoğlu olur. Eğer öyleyse, Yunanlılar hangi silahlara sahip olacak? Bu soruya kimse cevap vermek istemiyor. Şimdi bize iki silah satarlarsa dört tane hediye ediyorlar. Dikkat edilmeli, Biden, Bidenopoulos olduğu sürece iyidir dedi. Askeri Uzman Adalet Verdiyev, işgalci Ermenistan'ın medyasının 22 Mayıs'ta Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki mevzilerden Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin personelinin bir kısmının çekildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Azerbaycan tarafının daha önce olduğu gibi sınırları eski haline getirmek için Ermeni militanlardan kurtarılan mevzileri başarıyla savunduğunu aktaran uzman, en azından son 8 aydır bu saçma iddiayı mümkün kılan gerçek bir etken olmadı. Savaş sırasında onlarca yanlış bilgiyle Ermeni halkını kandıran ve başını yastığa koyan Ermenistan Savunma Bakanlığı Enformasyon ve Halkla İlişkiler Dairesi eski başkan Artsran Hovanisyan'ın rolünü hala sürdürülüyor. Şuşa'nın Azerbaycan tarafından kurtuluşunu henüz kabul etmeyen bu sahte örgüt, daha çok Kelbecer'deki Aterk köyü yönünde iki gün önce askerlerimiz tarafından bir koyun sürüsü gibi topraklarımızdan kovulan Ermeni askerlerinin videolarını izlemeyi tercih edecektir. Videoda askerimizin kontrolü altında hızla bölgeyi terk eden Ermeni militanların ek hızlandırma önlemlerine başvurduklarını da hatırlatayım. Bu tedbirler neticesinde 11 düşman personeli halen Gorus Hastanesinde tedavi altına alınmaktadır. Bu tür yanlış bilgileri yaymadan önce Ermeni medyası yaralı tanıkların ifadelerini dinlemek veya işkence gören Ermeni askerlerini ziyaret eden Anna Hagopian'dan sağlıkları hakkında ayrıntılı bilgi almak için hastaneye gidebilirdi. En azından bu haftanın başlarında Ermeni medyası, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin tek bir kayıpsız 3,5 kilometre haberine dikkat çekerdi dedi. Azerbaycan tarafının Karagöl çevresinde bir personeli olup olmadığına gelince, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin belki de 100 kat daha fazla muharebe personeli var diyen uzman, kaç tanesi ve hangi yöne yerleştirildikleri Bakü'nün yetkisindedir. Ermenistan'ın bu konuyu etkileme gücü yok ama endişeli olabilir aslında endişelenmeye değer. Çünkü her siyah askeri bir Azerbaycan askeri, her sesi bir insansız hava aracı saldırısı olarak değerlendiren Erivan, bu ekibin hem demir yumruğun parçası olduğunun hem de çok yakın olduğunun farkında. İşgalci ülkenin medyası ve Ermenistan Savunma Bakanlığı Enformasyon ve Halkla İlişkiler Dairesi, herhangi bir yanlış bilgi yayarken dünyanın gözü önünde meydana gelen gerçeklerin en azından bazılarını dikkate almalıdır. Aksi takdirde, eylemleri Pegov-Hovanisyan ikilisinin trajik komedisinden farklı olmayacak. En azından ara sıra başlarını kaldırıp 9 ilçede dalgalanan Azerbaycan bayrağına bakın, imzaladıkları teslim eylemlerini hatırlayın dedi.